Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1 dersleri devam ediyor. Bu dersimizde arkadaşlar imperatif yani emir kiplerini görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar imperatif yani emir kipleri konusu o kadar kolay bir konu ki hemen kavrayacaksınız. Emir kipi dediğimde ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Bu ilgili kişinin karşımda olması gerekiyor. Bu ilgili kişi kimdir? Du yani sen, ihr yani iki ve daha fazla insan ya da nezaket formundaki sie. Bunun haricindekiler kesinlikle emir kipleri dahilinde değil. Mutlaka o insanın ya da insanların karşımda olması gerekiyor ki emir verebileyim. Şimdi örnek olarak gehen'e baktığımızda arkadaşlar gehen neydi? Gitmek demekti. Şimdi ben karşımdaki kişiye yani sen ikinci tekil kişiye sen git diyecek olursam burada du'yu kesinlikle kullanmıyorum. En'i atıyorum ve git diyorum. Ge. Bu kadar kolay arkadaşlar. Demek ki git dediğimde ge demiş oluyorum. Bakın mastardaki en düşmüş oluyor. İ'ye için baktığımda ihr nasıl çekimleniyordu? Ihr, ich gehe, du gehst, er geht, geht şeklinde çekimleniyordu. Bu da aynı şekilde kalıyor. Dolayısıyla gidin dediğimde karşımda bir topluluk varsa gidin diyorsam geht demiş oluyorum. Nezaket formundaysa burada birazcık daha yumuşak bir şekilde bitte kelimesini getirmem gerekiyor. Bitte lütfen anlamına geliyor. Burada bu sefer gehen Sie bitte demiş oluyorum. Tekrar edelim. Demek ki karşımdaki kişi sen ya da du için ne diyeceğim? Geh diyeceğim. Ihr için iki ve daha fazla insan için ne diyeceğim? Gidin yani geht. Saygı formundaki Sie için de gehen Sie bitte demem gerekiyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar Deutsch lernen, evet Deutsch Almanca, lernen de öğrenmek demek. Şimdi ben karşımdaki kişiye Almanca öğren, tabi bunu birazcık daha yumuşatabiliriz. Ne yaparız? Bitte kelimesini ekleyerek. Yani ben bitte'yi du için, ihr için ve sie için de ekleyebilirim. Bitte farklı şekillerde kullanılabiliyor. Bunu birazdan arkadaşlar diğer örneklerde göstereceğim. Bitte'yi ben bu örnekte sona attım. Yani güzel Türkçemizde de böyle demez miyiz? Almanca öğren lütfen. Lütfen Almanca öğren gibi. Burada da çeşitli formlar var. Bitte'yi sona atıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Lernen, en'i atıyorum ve diyorum ki Lern Deutsch bitte. Almanca öğren lütfen. Demek ki karşımdaki kişi bir kişi var ve sen diye hitap ettiğim birisi ise bu du formunda ne diyeceğim? Lern Deutsch bitte diyeceğim. Karşımda bir topluluk varsa iki ve daha fazla insan varsa Lern Deutsch bitte diyeceğim. Ya da karşımdaki kişi benden rütbece büyükse ya da benim üstümdeki bir kişi ise yani bu kim olabilir? Bu benim öğretmenim, bu benim yöneticim olabilir. Ya da nezaket gerektirecek birisi ise Lernen Sie Deutsch bitte şeklinde ne yapmış oluyorum? Karşımdaki insana bir ricada bulunmuş oluyorum aynı zamanda. Yani emir kipi denildiğinde hemen bu yap, et, git, gel anlamında olabileceği gibi nezaket formunda lütfen, rica anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla burayı tekrarlayacak olursak lütfen Almanca öğren dediğimde Lern Deutsch bitte diyorum. İki ve daha fazla insan için Lern Deutsch bitte diyorum. Ja da nezaket formu için Lernen Sie Deutsch bitte demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Geh. Geh. Geht. Geht. Gehen Sie bitte. Gehen Sie bitte. Lern Deutsch bitte. Lern Deutsch bitte. Lernt Deutsch bitte. Lernt Deutsch bitte. Lernen Sie Deutsch bitte.
Lernen Sie Deutsch bitte. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Das Fenster aufmachen. Öncelikle bir anlamlandıralım. Das Fenster pencere demek. Aufmachen açmak demek. Ancak aufmachen nasıl bir fiildi arkadaşlar? Ayrılabilir bir fiildi, öyle değil mi? Aufmachen'ı ne yapmıştık ayrılabilir fiillerde? Yumurta şeklinde çizmiştik, öyle değil mi? Ondan sonra ön takıyı buradan çatlatmıştık. Aufmachen ne şekilde yorumlanıyordu? Demek ki açmak olarak yorumlanmış oluyordu. Şimdi ayrılabilir fiillerde ben emir verecek olursam ne yapıyorum? Gene ene'yi atıyorum. Ve bunun yerine diyeceğim ki şimdi lütfen pencereyi aç. Ne diyeceğim? Du kişisi için, yani sen için. Mach bitte das Fenster auf. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Auf cümlenin, yani ön takı cümlenin sonuna gelmiş ve emir kipleriyle başlanan cümleler ne oluyormuş? Fiille başlıyormuş. Yani mach ile başlamış oluyor. Dolayısıyla mach auf aç demek. Pencereyi aç diyecek olursam mach das Fenster auf. Bitte'yi eylemden, yani bu emir kipinin başlatıldığı bu eylemden hemen sonra da getirebilirim. Dolayısıyla mach bitte das Fenster auf. Lütfen pencereyi aç demiş olurum. Peki ihr için, yani iki ve daha fazla insan için ne yapacağım? Kolay. Macht diyeceğim. Bu sefer macht bitte das Fenster auf. Lütfen pencereyi açın demiş oluyorum. Kimleri demiş oluyorum? Karşımdaki bir topluluğa, iki ve daha fazla insanlar için, iki ve daha fazla insan için kullanmış olduğum macht bitte das Fenster auf. Evet. Sie formunda, yani nezaket formunda ne yapıyor olacağım? Machen Sie bitte das Fenster auf. Yani lütfen pencereyi açın derken machen Sie bitte das Fenster auf demiş oluyorum. Dilerseniz burayı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Mach bitte das Fenster auf. Mach bitte das Fenster auf. Macht bitte das Fenster auf. Macht bitte das Fenster auf. Machen Sie bitte das Fenster auf. Machen Sie bitte das Fenster auf. Buraya baktığımızda arkadaşlar viel Wasser trinken. Evet, Wasser neydi? Su demekti. Trinken içmek demek. Viel çok. Çok su içmek demek ki viel Wasser trinken. Şimdi ben az önce bitte'yi ne yapmıştım? Cümlenin ortasına getirmiştim. Bir önceki cümlede ne yapmıştım? Cümlenin sonuna getirmiştim. Ancak burada bitte cümlenin başında. Yani dilediğim gibi bu bitte'yi dilediğim yere yerleştirebiliyorum. Burada da cümlenin başına gelmiş. Şimdi kuralımız neydi? E'neyi atıyorduk du kişisi için. Ve ne yapıyordum? İç derken trink diyeceğim. Dolayısıyla lütfen çok su iç diyeceğim. Lütfen, yani bitte ile başlayan bir cümleyi görüyoruz. Ne diyeceğim? Bitte trink viel Wasser. Lütfen çok su iç. Peki ihr kişisi için bitte trinkt viel Wasser. Lütfen çok su için demiş oluyorum. Karşımdaki topluğa hitap etmiş oluyorum. İki ve daha fazla insan için demek ki bitte trinkt viel Wasser. Peki nezaket formundaki sie için ne diyeceğim? Lütfen çok su içiniz. Ne diyeceğim? Bitte trinken Sie viel Wasser diyeceğim. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Bitte trink viel Wasser. Bitte trink viel Wasser. Bitte trinkt viel Wasser. Bitte trinkt viel Wasser. Bitte trinken Sie viel Wasser. Bitte trinken Sie viel Wasser. Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Zu Hause bleiben. Evet, zu Hause evde demek arkadaşlar. Bleiben de kalmak. Demek ki zu Hause bleiben evde kalmak demekmiş. Şimdi ben karşımdaki kişiye, yani sen için du
Diyeceğim ki evde kal lütfen. Ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki e'yi atacağım ve evde kal lütfen diyeceğim. O zaman bleib zu Hause bitte. Demek ki bleib zu Hause bitte denildiğinde evde kal lütfen demiş oluyorum. Bakın buradaki bu bitte olayı birazcık daha yumuşatmış oluyoruz bitte kelimesini kullanarak. Yani bu birazcık daha rica formuna dönüşmüş oluyor. İyi için baktığımızda iki ve daha fazla insan için kullanıldığında ne oluyordu arkadaşlar? Bleibt şeklinde yorumlanacak. Dolayısıyla evde kalın lütfen denilirken ne diyeceğiz? Bleibt zu Hause bitte demiş oluyorum. Demek ki bleibt zu Hause bitte evde kalın lütfen demiş oluyoruz. Bakın bitte hep sonda. Z'ye baktığımızda yani nezaket formuna baktığımızda evde kalınız lütfen. Bleiben Sie zu Hause bitte. Demek ki evde kalınız lütfen. Bleiben Sie zu Hause bitte şeklinde yorumlanmış oluyor. Dilerseniz burayı tekrar edelim doğru telaffuzuyla arkadaşlar. Bleib zu Hause bitte. Bleib zu Hause bitte. Bleibt zu Hause bitte. Bleibt zu Hause bitte. Bleiben Sie zu Hause bitte. Bleiben Sie zu Hause bitte. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Suppe essen. Die Suppe çorba demek arkadaşlar. Essen de yemek demek. Almanca'da arkadaşlar güzel Türkçemizden farklı olarak güzel Türkçe'de çorba içeriz öyle değil mi? Ancak Almanca'da çorba yeniliyor. Dolayısıyla Essen'le beraber kullanılması gerekiyor. Bakın bunun yanına bir de ünlem koydum. Essen nasıl bir fiildi arkadaşlar? Essen düzensiz bir fiil. Ne oluyordu düzensizlikte? Ich esse, du isst. Öyle değil mi? Bunları düzensiz fiiller konusunda görmüştük. Hatta Essen'i de orada çekimlemiştik. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Essen demek ki neymiş? Düzensizlik gerektiren bir fiilmiş. Şimdi ben diyeceğim ki lütfen çorbanı iç. Tabii onların mantığına göre biz de çorba düzeltiyorum. Çorbanı iç. Ama onların mantığına göre ne diyeceğiz? Lütfen çorbanı ye diyeceğiz. Bu sefer bitte sonda değil de başta. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Az önce söylediğim gibi essen ikinci kişide yani du kişisinde is şeklinde çekimleniyor. Düzeltiyorum. Is şeklinde çekimleniyor. Ancak biz ne yapıyorduk? E'yi atıyorduk öyle değil mi? Dolayısıyla buradaki st fazladan olan s de gitmiş oluyor ve dolayısıyla t düşmüş oluyor. Lütfen çorbanı ye demiş oluyoruz o mantıkta. Bitte iss die Suppe. Lütfen çorbanı ye demiş oluyoruz. Peki ihr kişisi için yani iki ve daha fazla insan için est demiş oluyoruz. O zaman ne olacak burası? Bitte est die Suppe olacak. Saygı formunda ise ne olacak? Bitte essen Sie die Suppe demiş olacağız. Demek ki du kişisi için lütfen çorbanı ye. Ne diyeceğim? Bitte iss die Suppe. İkinci iki ve daha fazla insan için bitte ess die Suppe. Saygı formunda ise bitte essen Sie die Suppe demem gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Bitte iss die Suppe. Bitte iss die Suppe. Bitte esst die Suppe. Bitte esst die Suppe. Bitte essen Sie die Suppe. Bitte essen Sie die Suppe. Sonraki örneğe bakacak olursak arkadaşlar. Die Kinder abholen. Die Kinder neydi arkadaşlar? Çocuklar demekti. Abholen'de şöyle anlatabilirim arkadaşlar. Uğrayıp almak. Yani bir yere gidiyorsunuz ve bir şey alıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Abholen demek ki bu anlama gelmiş oluyor. Yani uğrayıp almak diyorum ben buna güzel Türkçemizde. Abholen'in şöyle bir özelliği daha var. Fiil olarak bakıldığında ayrılabilir fiil arkadaşlar. Demek ki abholen ayrılabilir. Şöyle bir yumurta çiziyorum ve ön takıya bir şöyle bir çatlatıyorum orayı ve ab
ön takısı ne olacak? Cümlenin sonuna gidecek. Şimdi diyorum ki lütfen çocukları al. Herhalde bu bir karı koca arasında geçebilecek yüksek olasılıkla, değil mi? Öyle bir cümle olsa gerek. Lütfen çocukları al diyor işte ya eşi, karısı olabilir ya da kocası olabilir, değil mi? Lütfen çocukları al. Bakın burada ne oluyor? Holen buradaki e'ni düşmüş ve başa gelmiş. Hol bitte dikinde ab. Çocukları al lütfen. Bakın burada lütfen bitte ne olmuş? Cümlenin ortasına gelmiş. Ben bunu başa da alabilirdim. Bitte hol dikinde ab da diyebilirdim. Ya da hol dikinde ab bitte de diyebilirdim. Ancak burada bu örneğimizde ben bunu ortaya getirdim. Dolayısıyla lütfen çocukları al derken hol bitte die Kinder ab demiş oluyorum. İyi için iki ve daha fazla insanı kastetmiş oluyorum, değil mi? Lütfen çocukları alınız derken ne diyeceğim? Holt bitte die Kinder ab. Demek ki lütfen çocukları alınız derken holt bitte die Kinder ab demiş oluyorum. Saygı formundaysa lütfen çocukları alınız karşımda, değil mi? Nezaket formu olduğu için karşımdaki kişi benden rütbece büyük olabileceği gibi ya da ne olabilir? Nezaket formu gerektiren bir kişi ise eğer ne olacak? Holen Sie bitte die Kinder ab demem gerekiyor. Demek ki burayı toparlayacak olursak arkadaşlar, du kişisi yani sen için diyecek olursak lütfen çocukları al. Holen bitte die Kinder ab. Ihr yani iki ve daha fazla insanı gerektiren bir durum söz konusuysa, karşımda bir grup insan varsa holt bitte die Kinder ab. Çocukları alın lütfen. Ya da nezaket formundaysa lütfen çocukları alınız diyeceğim. O zaman ne diyeceğim? Holen Sie bitte die Kinder ab. Dilerseniz burayı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Holt bitte die Kinder ab. 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 Holen Sie bitte die Kinder ab. Holen Sie bitte die Kinder ab. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde imperatif yani emir kiplerini yoğun bir şekilde analiz ederek ve çeşitli örneklerle pekiştirerek görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.